أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعوذ بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقدة من لساني يفقه قبلي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد على كل حال وعوذ بالله من حال نهل النار آمين اللهم آمين Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. Belki de bugün 11. sözün son dersindeyiz inşallah diyelim. 11. söz bize ne anlatıyor onu hemen hatırlamak için en başa bir dönelim. Nasıl güzel ayetlerle, nasıl bir hakikati bulmak için bu yolculuğa başlamıştık onu bir hatırlayalım. Ondan sonra kaldığımız yere yani kaldığımız yeri de söyleyeyim. Eee 188. sayfa söz basım yayın mizampajına göre 188. sayfanın ah bir de söyleyebilsem 188. sayfanın son satırından itibaren okuyacağız Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki yani hayatın mahiyetiyle başlayacağız Burada hayatın mahiyetinden sonra hayatın sureti var sonra hayatın sırra hakikati var sonra hayatın saadet içindeki kemali var Bunları tefekkür etmeye gayret edeceğiz. Ama en başa döndüğümüzde görüyoruz ki 11. söz şu ayetlerle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim Ve şemsi ve duha ve Ve'l kameri izâ telâha ha Ve'l izâ cellâ ha Ve'l leyli izâ yağşâ ha semâi ve mâ benâ ha Ve'l ardı ve mâ tehâ ve nefsi ve ma sevaha ila ahir. E burada ila ahir denmesinin bir sırrı metnin sonunda kendisini gösterecek. Çünkü burada Üstad Hazretleri Şems Suresi'nin 1 ila 7. ayetlerini söylemişti bize. Ama orada bir 1 ila 10. ayetleri yani 3 ayet fazlasını zikredecek bize. Demek ki Şems Suresi'nin belki de daha büyük bir kısmı, belki de tamamı bu, ayet, bu sözün tefsirine, tefsir muradına dahil Allahu alem. Bu ayetlerin, okuduğumuz ayetlerin, incilerin, mercanların kısa bir meali şu şekilde. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleriyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile fark ediyoruz ki Cenab-ı Hak kainatın gül goncası gibi katman katman sarılı düzeniyle insanın düzeni arasındaki bağları görmemizi istiyor. Onlardan onlara çıkarımlar yapmamızı istiyor. Bunu ne için istiyor? Çünkü o bağların, o ilgilerin, o alakaların, o merakların o tefekkürlerin bizim ibadet hayatımızla bizim varlık anlamımızla büyük bir ilgisi var. 11. sözün tamamı temsilinden itibaren bize bunu anlatıyor. Yani insan niye var? İşte ilk paragrafa geldik. Hadi okuyalım. Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını yani alem ne amaçla, ne anlamla, e, ne hikmetler gözetilerek yaratıldı? E, niçin yaratıldı sorusunun cevabını bulmak için bu sözü okuyoruz ve hılkati insanın muammasını. insan diye bir şey bu alemde niye yaratıldı? Cismi küçük, elinin yetiştiği yer küçük ama hayali büyük, aklı büyük, tefekkürü büyük, arzuları büyük. Böyle bir canlı, böyle bir alemde niye var edildi? Bunun muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir de namaz diye bir şey niye var hayatımızda? Cenab-ı Hak namaz diye bir şeyi insanlığın başından beri Son ümmete kadar yani Hatemül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olan Ümmet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam'a kadar niye istemiş? Bu namaz nasıl bir fonksiyon görüyor? Alem ve insan arasında nasıl bağlar kurmamızı sağlıyor? İşte onu hep tekrar ediyoruz yine tekrar edelim. Adem aleme namazından bağlanır. Alem de ademe namazından bağlanır. Namaz böyle bizim küçük dairemizdeki intizamla büyük dairenin intizamı arasında bir ne diyelim e, ilgi ağıdır ya da o ilgileri görmenin ilk adımıdır. Namaz kılmaya başlayan insan ancak bu ilgileri görmeye başlar. Bu anlamı bilmeye başlar. Bu tür okuyuşlara kalbi fikri açılır. Çünkü neden dünyasına bir anlam dahil olmuştur. Zamanı bir anlamla kesmeye başlamıştır. E, beynine belli tekrarlarla belli hareketlerle, secdesiyle, rükûsuyla, orada zikrettiği kelimelerle mesajlar göndermeye başlamıştır. Nasıl içimizde söylediklerimizin dışımıza bir e, gönderisi var, dışımızdan söylediklerimizin de içimize bir gönderisi var. Hatta derler kişisel gelişim kitaplarında hani mutsuzsanız, e, işte ne diyelim keyifsizseniz veya korkuyorsanız başarısız olmaktan, Aynanın karşısına geçin bilmem yüz defa şunu söyleyeyim. Mottolar var işte. Ben çok iyiyim, ben çok başarılıyım, bunu başaracağım. Ben çok mutluyum ya da tebessüm edin sadece aynaya bakarak gibi gibi şeyler. Bu egzersizleri yapın diyorlar. Bu dışarıdan içeriye de bir mesaj oluyor. İçerideki haleti ruhiyi değiştiriyor. Nasıl insanın içindeki haleti ruhiye yüzünün hallerini değiştiriyorsa, yüzünün hallerini değiştirmek de insanın içinin hallerini değiştiriyor. Tebessüm sadakadır, değil mi? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz böyle buyurmuş, bizi özendirmiş ona. Aslında tebessüm ettiğimiz zaman dıştan içe bir mesaj da göndermiş oluyoruz. Nasıl içten dışarıya mesaj neşeli olmakla çıkıyor? Dışımızı neşeli olmaya zorlamakla da içimize bir mesaj gidiyor. O da bir dua oluyor. Yapsak hayrını mutlaka görüyoruz. Elhamdülillah. Ee, buraya nasıl geldik? Buraya şöyle geldik. İnsanın düzeni, alemin düzeni, ilgisi var dedik. Namaz da bu ilgiyi sağlıyor dedik. Ama sözün sonuna gittiğimizde göreceğiz ki arkadaşlar iki ayet daha dahil oluyor buraya. Daha doğrusu üç ayet. Onları da okuyayım. Sonda okuyacağız ama şimdi de bir okumuş olalım. Belki bu dersi biraz da uzun yaparız. Estağfirullah. Fe <Sessizlik> elhemehe fucuraha ve ha. Kad eflehe men zekkâhe ve kad khabe men Onların da kısa bir meali şu şekilde. Hani demiştik ya insana ve onu intizamla yaratana sonra da ona kötülüğü bildirip ondan sakınmayı ilham edene nefsini günahlandan arındıran kurtuluşa ermiştir. E, nefsini günaha daldıran da hüsrana düşmüştür. 10. ayette böyle bitiyor. Kısa bir mealiyle böyle. Buraya baktığımız zaman üstteki ayetlerle bir anlam bağı daha ortaya çıkıyor. Üste ne diyordu? Gece gündüz gökyüzü bina eden, yeryüzü yayıp döşeyen aralarındaki zıtlık var ama aslında o zıtlıkla beraber çalışıyor bunlar. Birisi yukarıda, birisi aşağıda. Birisi karanlık, bir aydınlık ama o döngü içinde asıl hüner, asıl sanat, asıl olması gereken ortaya çıkıyor. Sadece gündüz olsa olsa öyle olmuyor. Yine dilim dönmüyor sadece gündüz olsa o, güzellik yaşanmıyor. Sadece gece olsa o da olmuyor hikmetli. Gündüz gece arasındaki devri daim hayatı yaşanılır kılıyor. Yeryüzü gökyüzü mevzusu da öyle. Yani yeryüzünün böyle olması gökyüzünün de öyle olması lazım ki bu düzen sağlansın. Onlarla beraber hikmet ortaya çıksın. Nasıl onlar da öyle? Ayetler yani 7 ila 10. ayetlerde bize şunu söylüyor. Cenab-ı Hak Kötülüğü de bildiriyor. Sakınmayı da ilham ediyor. Takvayı ilham ediyor yani. E şimdi bak gece gündüz gibi dışımızda nasıl gece gündüz var içimizde de gece gündüz var. Hayır var şer var. Onun da bir hikmeti var. Onlar beraberce bizde olduğu zaman e, hikmet eda olmuş oluyor. Sanat meydana çıkmış oluyor. Yalnızca birisi iyi yalnızca birisi kötü değil. E, o döngü lazım ve sonuçta da bize kimin kazanacağını, kimin kaybedeceğini söylüyor cenab-ı hak. Nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran da hüsrana düşmüştür. Namazda zaten burada bizim ilk kurtuluş çabamız olarak ortaya çıkıyor. Namazı biz niye kılıyoruz? Günahlardan arınmak için. Kendi varlığıyla arındırdığı gibi hayata kattığıyla da hayatı yörüngesinden çıkarıyor. Dünya için yaşıyorsanız eğer Eh, ahiret diye bir düşünceniz yoksa eğer, yoksa eğer günahlar içindeyseniz eğer namaza dahil olduğunuz anda o namaz o hayatı o kötü görüngeden çıkarıyor güzel yörüngeye sevk etmeye başlıyor. Çünkü zamanı yönetiyor yani namaz beş vakit olmasıyla. Pekala en baştaki kısmı okuduk şimdi dönelim. Kaldığımız yerden tefekkür edelim. Bugün dediğim gibi belki biraz uzun yaparız bitirmek için. Bir dahaki derse inşallah 12. söze başlamış oluruz. 12. sözde de bir usul değişikliği yapmayı deneyeceğiz bakalım. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki. Hayatın gayelerini okumuştuk önceki derste. Şimdi hayatın mahiyetine dönüyoruz. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki o mahiyetinin icmali şudur. Esma-i ilahiyeye ait garaibin fihristesi hem şuun ve sıfatı ilahiyenin bir mikyası, hem kainattaki alemlerin bir mizanı, hem bu alemi kebirin bir listesi, hem şu kainatın bir haritası, hem şu kitabı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalatının bir ahseni takvimidir. İşte mahiyeti hayatın bunlar gibi emirlerdir. Hayatın gayesi ile mahiyeti arasında ne ayrım var? Öncelikle bunu bir konuşalım. Bediüzzaman Hazretleri önceki derste konuştuğumuz metinde gayelerden bahsetti. Burada ise mahiyetten bahsediyor. Allahu Alem şöyle bir ayrım benim dünyamda oluştu. Gaye bizim ulaşmaya çalışacağımız şeyleri ifade ediyor yani yaparak, irademizle dahil olarak, eyleyerek e, gideceğimiz süreci, koşturacağımız yönü bize ifade ediyor. Yani orada irade sarf olması lazım ki o gaye meydana gelsin gibi bir alan mı acaba söyleniyordu orada? Ben öyle düşündüm. O, o metinleri öyle bir yere koydum. Zaten orada kulluğumuzun vazifeleri anlatılıyordu. Mesela işte rububiyete dair manevi sözleri fehmetmek, aczin ve fakrına nihayetsiz kudret ve gına ilahinin derecatını fehmetmek, e, tefekkürle görüp şehadetle göstermek gibi gibi vazifelerden bahsediliyordu. Bu bizim hayatla sahip olduğumuz gaye. Bu gayelerde ilerlersek hayatımız inkişaf edecek. İrademize bırakılmış bir kısım. Ama mahiyet, allah Alem. Teala, o irade sarfı olmasa bile hayatın yaptığı şey, belki kafirin hayatının biri, kafir bunu şuurla yapmıyor ama e, ister istemez Allah'ın bir sanatı olarak, bir mahluku olarak, onun eseri olarak ister istemez e, ona ifade ettiği tesbih, takdir, e, iltifat, medih, hamd, şükür, Bunları sanki içinde saklıyor. Mahiyette bir ister istemezlik var, yapısallık var yani. Diğerinde ise irade sarf olunması gereken bir alan varmış gibi bana geldi. Şimdi başlayalım tekrar ince tefekküre. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki o mahiyetinin icmali, özeti şudur. Esma-i ilahiye ait garayibin fihristesi. Cenab-ı Hakk'ın esmalarına isimlerine isim ne demek? Cenabı Hakk'ın ismi demek. E, fiilin sahibini tanıttıran ilk adım. Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Eser. İşte bir masa var diyelim. Bu bir eser. O masanın olması için ne lazım? Eee masa yapma fiili olması lazım. Fiil. Fiilden faile geçiyoruz. Birisinin masa yapmış olması lazım. Mas masa yapmış olmaktan sonra da isme geçiyoruz. O kişinin barangoz olması lazım. İşte bu ilk eşik yani eserden fiile, fiilden faile bir de failin niteliğine dair bir şey söylüyor eser, fiil, fail. Yani o sahibi tanıtıyor bir yönüyle. Şöyle eyleyen birisi bu, böyle yaratan birisi bu, şöyle yapan birisi bu diye söylüyor. İşte o eşik esma. Cenab-ı Hakk'ın en çok bildiğimiz 99 esması var hadis-i şeriflerde geçen. Ama Cevşen'de mesela bin bir ismi var. Kur'an'da buyuruyor ki lehül esma bütün güzel isimler Allah'ın. Elbette bütün fiiller, bütün yaratışlar onun olduğu için, bütün fiillerin faili o olduğu için onların ifade ettiği bütün güzel isimlerin sahibi de Allah Celle Celaluhu. Ama biz galip olarak 99 tanesini, diğerlerini de belki manasını içerisinde içeren bir 99 ismi biliyoruz bu 99 ismi bilmek, tefekkür etmek aleme bakışımızı çok değiştiriyor. Bunların her birisi bir paradigma. Mesela Allah'a e, Allah kimdir diyoruz ya her şeyde bir hikmet vardır diyoruz. Olaya bakışımız ya bu benim başıma niye geldi? Bu şu niye oldu? Şöyle niye gerçekleşti falan tarzı. Endişelerimizi o hikmet e, arka planına uzanabilme ihtimali bizdeki ve onun var olduğundan emin olma mevzu ne yapıyor? Değiştiriyor eşyaya bakışımızı. Müslüman farkında olsun olmasın Esmaül Hüsna'ya dair sahip olduğu bilgi eşya ile muhatabiyetini çok etkiliyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini bilmek, Cenab-ı Hakk'ın aziz intikam olduğunu bilmek yani mesela intikam alacak olduğunu bilmek, bir zalimden zulüm görmüşsek hesabını soramamışsak bunu bilmek mesela Cenab-ı Hakk'ın kahhar olduğunu bilmek, Cenab-ı Hakk'ın kerim olduğunu bilmek, Allah Kerim'dir diyoruz değil mi? Mesela biz zorlukla karşılaştığımızda. Bize her alanda bu isimler destek oluyor. E, hayata tutunmamızı sağlıyor. E, kulluğumuzu sağlıkla, selametle, inşallah ahiremize kadar sürdürmemizi bu Esma-i dair bilincimiz sağlıyor. Bunlar birer eşik. E, Cenab-ı Hakk'ın zatını bir anda kuşatmak, bilmek insanın harcı olmadığı için, Cenab-ı Hak küçük pencereler açmış kendi marifetine kısım kısım uzanmamıza. Ama en sonunda o Esma-i İlahi'nin hepsinin sahibi o. Peki Esma-i İlahi'ye ait garaibin fihristesi demekle ne kastetti Üstad Hazretleri? Burada kastettiği Allahu u Alem düşünüyorum ki bugün biz fen diyoruz ya, bilim diyoruz ya, teknoloji diyoruz ya aslında bütün bunlar Esma-i ilahiyenin garaibi. Garaib ne demek? Garip'likler demek. Değil mi? Buradan bakayım size tekrar söyleyeyim benim hafızamdan olmasın, sadırdan olmasın, satırdan olsun. Hayranlık uyandırıcı ve şaşırtıcı şeyler. Biz şimdi e, teknolojik bir şey gördüğümüz zaman şaşırıyoruz. Ama aslında şaşırmamız gereken şey Cenabı Cenab-ı Hakk'ın esması. Bizim burada yaptığımız hata ne? Biz ödül olarak verilen şey için amacı feda ediyoruz. Ya da ödül o kadar bizi baştan çıkarıyor ki e, amacı yitiriyoruz. Bir aynı yıldızların altında diye, aynı yıldızın altında galiba bir roman vardı. E, çok da bestseller falandır. Sinema filmi de vardı galiba. Kanserli bir kızla kanserli bir çocuğun işte aşkını falan anlatıyor. Bayağı sapmış bir romanda aynı yıldızın altında diye hatırlıyorum. Onun içinde geçen bir bölümdü. Orada çocuk, genç çocuk galiba o kanser olan çocuk şey diyordu. Hani bir öğretmeninden anlattığı bir şey anlatıyordu, aktarıyordu. Yani hocası diyor ki kainat galiba fark edilmek istiyor. Çünkü fark edildiğinde ödüllendiriyor. Ne demek bu? Mesela diyelim bir fizik yasasını fark ediyorsunuz. Kütle çekim kanununu fark ediyorsunuz. İşte ne diyelim? Termodinamik kanunlarını fark ediyorsunuz. Yani bir tefekkür yapıyorsunuz kainatta bir derinlik ilerliyorsunuz bir adım eşyanın dekaykında, inceliklerinde. Size ne, ne veriyor kainat? O kanunu, o okumayı yapmanızın karşılığında o kanunu, o okumayı kullanarak kendi hayatınızı kolaylaştırmanızı sağlıyor ya da kazançlar elde etmenizi sağlıyor. Ya da işte onunla e, zaferler elde etmenizi sağlıyor. Gibi gibi yani fark etmeye dönük kainata sarf edilen emek, teknoloji, bilim işte bunlar hep onun parçaları ödülüyle geri dönüyor. Demek ki kainat diyor fark edilmek istiyor. Biz bunu esmaya çıkaralım işte. Cenab-ı Hak esmasının tefekkür edilmesini istiyor. Ha bunu kafir esma diyerek yapmasa da aslında onun altında çalıştığı için bir kanun var, bir fiil var, e bunları yapan da var fiil, fail isme yakındır. E, kanun da sıfata yakındır. Cenab-ı Hak hep öyle eğiliyor. Bu okumalar e, ne diyelim hayatımıza kattıklarıyla gösteriyorlar ki kainat bizi ödüllendiriyor, bize devam et diyor yani. Bir babanın çocuğuna okuduğu kitapların içine şeker koyarak okumaya teşvik etmesi gibi. La ve Cenab-ı Hak kainat kitabına şekerler koymuş. Bizi içine doğru teşvik ediyor gibi. Biz de kainatı tefekkür ettiğimiz zaman hem o sanatları görüyoruz, onların arkasında da Esma-i İlahiye'yi görüyoruz. Ve Esma-i İlahiye'nin farklı katmanlardaki tecellilerini görüyoruz. Ee, belki bir gün öyle bir bilim de ortaya çıkacak. Bunu şu an tayin edemiyoruz nasıl bir şey olacak ama Esma-i İlahiye'nin varlığıyla belki bazı teknolojileri ortaya çıkaracağız. Yani Cenab-ı Hakk'ın şöyle şöyle yapmak şanındandır diyerek e, eşyadaki tefekkürle hani bilim adamlarının yaptığını esma ile de zenginleştirerek kim bilir belki büyük inkişaflar yaşayacağız Allahu u Alem. İşte en alt düzeyde yaşadığımız esma ile hayat garabin firistesi oluşu hayatın. Yani hayata baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın esmasını <laughs> çok tecellisini, çok inceliklerini o hayatın içinde Görüyoruz ve o hayat da faaliyet halindeyken o firisteliğini yapıyor bize gösteriyor yani. Bir taş, bir ağaç, bir taş, bir işte efendime söyleyeyim su damlası bunlar da gösteriyor Allah'a ama hayatın gösterişi bambaşka. Çünkü hayat çok girift bir şey. Bir küçük damlada milyonlarca saray var diyebiliriz, milyonlarca alem var diyebiliriz. Neden? O kadar canlı var çünkü. Hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, şuun ve sıfatını e, anlamak için hayat bize bir mikyas veriyor. Neden? Çünkü kendi bütünlüğümüzün farkına varıyoruz. Hayat en düşük düzeyde bile bir şeyin kendi bütünlüğünün, kendisinin dışarıdan ayrılığının farkında olmasıdır. Kendine ait idrakidir hayat. Tek hücreli bir canlı da kendisini idrak ediyor. Nasıl? Biliyor ki bir dışı var. Zararlarından korunması ve faydalarını alması gereken bir dışı var. Bir de içi var. Onu zararlardan koruması lazım. Ona faydaları katması lazım. Rızkını kovalıyor. Zararlardan kaçıyor. Tek hücreli bile olsa. Bu faaliyet gösteriyor ki o da kendi bütünlüğünün farkında. i̇nsan düzeyinde değil ama farkında. Bu farkındalık bir bütün olarak kendisindeki farkındalık Cenab-ı Hakk'ın e, şunatını ve sıfatı ilahiyesini anlamaya bir yol açıyor. Ben de bu var, şu var, bende var, ben de böyleyim. Ben odamı temizliyorum, odam temizlemezsem temiz kalmıyor. Esma-i Sitte ismi Kuddüs bahsini hatırlayalım. Ben odamı temizlemezsem odam temiz kalmıyor. O zaman bu alemi de bir temizleyen var ki bu alem temiz kalıyor. Bak nasıl kurduk bağı? Ben dediğimiz bir alan oluşturduk. Bu ben deme alanı ne sayesinde oldu? Hayat sayesinde oldu. Hayatın o bütünlük ifadesi dışarıdan kendisine ayrı bir sistem kurması. Bir hücre diyelim, bir amip hücresi suyun içinde ama o sudan ayrı bir şey olduğunu kendisi biliyor. Yani bir şekilde bir şuur düzeyinde, belki daha da alt düzeylerde ama farkında kendisi ayrı bir şey ve o kendi ayrı sisteminin devamlılığını sağlamaya çalışıyor. Bu ayrı ben sahibi olmak ve ben e, takdirine, mikyasına sahip olmak. Ben diye bir şeyin sahibi olmak. Eneris en çok güzel anlatılan şey budur. Ee, en güzel anlatılan şey budur. En güzel de eneris anlatılmıştır herhalde. Yani ben diyebilmek bizi Cenab-ı Hakk'a dair bilgi sahibi kılıyor. Kıyas yapıyoruz. Olmasa bile... Hakikatte yaratan biz olmasak bile, hakikatte yapan biz olmasak bile farz misal olarak o alanı kurmamız bize bir tefekkür alanı. Tıpkı işte paralellerle meridyenler dünyanın üstünde yoktur ama farz ederiz o sayede koordinatlar olur. Yani koordinat tayini yaparız o farz, farz ettiğimiz ölçüler sayesinde. Onun gibi de insan kendinde farz ettiği o mevhum şeyler sayesinde, Cenab-ı Hakk'ın marifetine erişebiliyor. Yoksa insan kendisi mi yapıyor yani odasındaki şeyleri bile kendisi yaratmıyor. Ama Cenabı cenab Hakk'a dair marifet elde etmek için de bir mikyas lazım. Hem şuun ve sıfatı ilahiyenin bir mikyası. Ben işitiyorum, Allah da işitiyor. Ama benim işitmemden çok başka. Sese muhtaç değil, kulağa muhtaç değil vesaire vesaire. Hepsinden münezzeh, maddeden münezzeh. Ama bir parça anlıyorum o sayede. Cenab-ı Hakk'ın e, semi sıfatını öyle anlıyorum. Basir sıfatını gözlerim ben de görüyorum bir şeyler ama Cenab-ı Hakk'ın görmesi bambaşka. Onun için perde yok, engel yok, göze ihtiyacı yok, ışığa ihtiyacı yok. Ben ışıksız, gözsüz görmek nasıl olur bilmiyorum. Ama Cenab-ı Hak bunlardan münezzeh, bunlardan pak ve beri. Fakat bu görmek sayesinde Cenab-ı Hakk'ın görmesini bir parça fehmediyorum bilmenin kapısı oluyor. Demek hayat o bilmenin kapısı. Hem kainattaki alemlerin bir mizanı. İşte dedik ya kendi bütünlüğüm var. Ben bir alemim. Ahmet diye bir şey var arkadaş. Ahmet Ay diye bir şey var. Başkalarından başka ikiz kardeşlerden biri diğerinden başka ben kendimi bir alem olarak, bir bütünlük olarak tanımlıyorsam ee, kainattaki diğer alemlerin de bir bütünlük içinde olduklarını kavrayabilirim. Hayat nasıl ki bendeki bütünlüğü kavramamı sağlıyor, başka şeylerdeki bütünlüğü de kavramamı sağlıyor. Bakınız çok önemli. Hayat nasıl bendeki bütünlüğü kavramamı sağlıyor, başka şeylerdeki bütünlüğü de kavramamı sağlıyor. O bütünlük ilgisi, algısı sayesinde ben buna ulaşabiliyorum, bu tür bir marifete ulaşabiliyorum diyebiliriz Allahu Alem hem bu alemi kebirin bir listesi, yani büyük alemde ne varsa hayatta Cenab-ı Hak onları özetlemiş ya da listelemiş. Nasıl listelemiş? Listelemiş şöyle anlayalım. Mesela diyorlar ki Mars'ta işte hayat olduğunu anlarsak ya da şöyle diyelim Mars'ta şunu bulursak bunun bunun da olduğunu anlarız. Ya da şöyle diyelim başka bir örnek daha da değişik bir noktaya götüreyim. Diyelim ee, insanın nesli tükendi dünyada, milyonlarca yıl sonra bir uzaylı kafilesi geliyor, bakıyorlar ki dünyaya iniyorlar, bakıyorlar ki ya işte bizim fosillerimize rastlıyorlar insanların veya işte dokularımızdan parçalar buluyorlar ee, ya da bizim biyolojimize dair bir şekilde bilgi sahibi oluyorlar. O biyolojiye bakarak bu insanlar dünyadaki şartları tayin edebilirler mi? Yani bunlar, bu insan denen şeyler... Nerede yaşıyorlarmış, nasıl şartlarda yaşıyorlarmış, atmosferleri nasılmış, yerleri nasılmış, gökleri nasılmış, e, ne bileyim onun dışında hani dünyanın özellikleri nelermiş, yaşadıkları uzayın özellikleri nelermiş, yıldızlar onlardan ne kadar uzakmış, kaç gezegen varmış gibi gibi bilgilere ulaşabilirler mi? Ya ulaşabiliyorlar hakikaten çünkü hepsinin birbiriyle bir ilgisi var. Bizim üzerimizde üzerinde yaratılmış sistemimizin hepsinin izi var. Hepsinin neticesi gibiyiz, hepsiyle beraber çalışıyoruz. Hatta hatta, hep naklediyorum, e, yanılıyorsunuz Einstein kitabında da geçiyordu, en son okuduğum Mishio Kaku'nun e, kitabında da geçiyordu, paralel evrenlerde. Yani evrenin başında öyle sabiteler var ki, hayatın varlığı o sabitelerin değerine bağlı. Bir 0,1 yüksek olsa ya da 0,0,1 yüksek olsa hayat oluşmayacak, 0,0,1 eksik olsa yine hayat oluşmayacak ben hayata bakarak evrenin başındaki o sabiteyi tanıyabiliyor muyum? Bak tanıyabiliyorum. İlgim var çünkü. Hayat bu anlamda bir liste. İnsana baktığın zaman alemini okuyabiliyorsun yani. Bu i̇nsan ne şartlarda yaşamış, aleminde neler varmış falan filan. Hatta bazen fosillerden, dinozor fosillerinin midesinden bilmem şunu bulduk. E, onun yaşadığı şartlar şöyleymiş. E dişleri şöyle, demek ki o böyle bir yerde yaşıyormuş. E pençeleri böyle demek ki onun yaşadığı ortam şöyleymiş gibi çıkarımları da çok çok duyuyoruz. Devam edelim. Hem şu kainatın bir haritası. Hayat, kainatın haritası. Ya o nasıl olur? Yani canlı nere, insan nere, kainat nere? Bunun ismi kayyum bahsinin sonunda bir bahis var, bir metin var, bir izah var. Mesela ilginçtir, oraya bağlayabiliriz. Üstad Hazretleri diyor insanın kuvve-i hayaliyesi alemi misali gösterir. kuvve hafızası leyfi mahfuzu gösterir. İşte bedenindeki şeyler mesela e, damarları yeryüzündeki ırmaklara işaret eder. Yani benzerlikler var. Simetri, yaratılış simetrisi diyebileceğimiz aynı Allah tarafından yaratılmanın izleri olan şeyler insanın üzerinde bulunuyor. Bir ötesi Allah-u Alem e, ee, insan inkişaf ettiğinde, latifeleri inkişaf ettiğinde kainatın da e, yanlarını, yörelerini anlayabiliyor. Nasıl zeka inkişaf ettiğinde bize aleme dair neler neler söylüyor değil mi? İşte astrologların zekası veya işte gökbilimcilerin veya işte fizikçilerin zekaları inkişaf ettiğinde bize alemin haritasını bir anlamda sunabiliyorlar o zeka sayesinde. Ee, diyorlar ki işte şurada şu kadar galaksi var, burada bu kadar bilmem ne var, işte şunun şunu şu kadar, şunun bunu bu kadar, yıldız bu kadar, gezegen bu kadar falan tahminler, şeyler, bazılarında işte somut delilleri de olan şeyler ortaya koyabiliyorlar. allah Alem insandaki veya işte hayattaki bütün şeyleri inkişaf ettirsek, belki alemin her bir köşesiyle olan bağlarımızdan farklı farklı uyanışlar da olacak. Allah dostlarının kerametlerinde insan böyle şeyler hissediyor. Veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı, hani miraç tek başına bunun bir delili değil midir? Şu, şu kainatın bir haritası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmamış mıdır onda? Bütün alemi gezerek, bütün alemin nakışlandığı bir düğüm Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmamış mıdır? Olmuştur. E bu nasıl yaşanmıştır? Demek ki zaten onda o alemleri gezecek özellikler vardı. Mevcuttu. Ee, Cenab-ı Hak da Miraç'ta bunu hepimize göstermiş oldu. Hem şu kitabı Ekber'in bir fezlekesi. Fezleke ne demek? Yani fezleke toplayan, dur bakın yine satırdan okuyayım. Sadırdan olmasın. Netice özet demek. Yani manayı toplayan ifade. Kur'an'daki fezlekeler öyle mesela. Esma-ül şeklinde oluyor. Daha farklı şekillerde de var. Alem kitabının, kitabı ekberin, alemler kitabının bir fezlekesiymiş insan. Özetlenmiş, dersler içinde toplanmış. Yani orada ne var, ne oluyor? Bizde özet bir şekilde o oluyor. Bizdeki merak belki de zaten o ilginin şeyi sırrı, inkişaf ediyor. Niye merak ediyoruz yıldızları, niye merak ediyoruz uzayı? Onlarla bağımızı bildiğimizden olabilir, sezdiğimizden, hissettiğimizden olabilir. Hani nasıl böyle filmlerde falan olur bazen, kadın kendi çocuğu olduğunu bilmeden bir çocuğu görür, kaybetmiştir kendi çocuğunu, çocuğunu başkası büyütmüştür, yıllar sonra bir yerde karşılaşır, o çocuğun kendi çocuğu olduğunu hisseder. Öyle gerçek yaşanmış hikayelerden e, kurgulanmış filmler var mesela, kadın yangında çocuğunu kaybetmiş ama sonra bir şeyde rastlıyor bir kız çocuğuna. Bir partide bilmem şurada. Ya çocuğa öyle bir gönlü akıyor ki peşine düşüyor bu işin. En sonunda fark ediyor ki çocuğu hastanede ölmemiş. O çocuğu başka bir kadın almış. O kadın da kendisi büyütmüş falan filan. O çocuk kendi çocuğuymuş. Bu olabilir. Çünkü mesela bizim harcımızdaki bulunan elementler bunu da daha önce anlatmıştım bizim güneşimizin e, gücü ancak hidrojeni helyuma dönüştürüyor. Yani bu kadar bir şeyi var, basıncı var, sıcaklığı var. Ama bizde bir sürü elementler var. Bunlar nereden geldi? Bilim adamları diyorlar ki bunlar ancak süpernovalarda oluşabilecek elementler. Bir süpernovada bu oradaki yüksek sıcaklıkta, basınçta bu ağır elementler oluşmuş, hepsi oluşmuş. Sonra onlar patlayınca onların serpintileri bizim dünyamızın ham maddesine ulaşmış. Onlara karışmış, bu elementler dünyaya öyle gelmiş. İnsan da buradan yaratıldığı için, insanda da o elementler olmuş. Ama bak, bizim ham maddemiz yıldızlarda fırınlanmış. Şimdi biz yıldızları merak ediyoruz, bu annemizi merak etmek gibi olmuyor mu? Oluyor. Bir sezgi değil mi? Belki de bir sezgi. Ama işte insanın özet olmasından kaynaklanan bir şey bu. Biz bir fezlekeyiz ve bu fezleke, Kitabı Ekberle olan ilgisini biliyor, gösteriyor, işaret ediyor, okuyor, anlatıyor. Bu meziyetlere sahip elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizde inkişaf ettirsin bu sırları. Hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi. Kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi. Hayat böyle bir şey. Cenab-ı Hakk'ın gizli kudret definelerini açan bir anahtar külçesi. Yine işte bunu akıl üzerinden, bugünkü bilim, fen üzerinden bir parça anlayabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın neleri neler yaratabileceğini biz hayat sayesinde yavaş yavaş, azar azar, gıdım gıdım öğreniyoruz. Cenab-ı Hakk'ın azıcık bir maddeyle, plütonyum, uranyum neyse, radyoaktif maddeyle bir nükleer bomba patlaması yapabilecek kudrete sahip olduğunu yani onun üzerinden böyle bir kudret yaratabilecek kanunları olduğunu biz hayatımız sayesinde ve hayatın içinde bir parça olan aklımız sayesinde, tefekkürümüz sayesinde, hayalimiz sayesinde. Evet hayalimizin de bunda hissesi var. Çünkü güneşin üzerindeki patlamaları görerek, hayal ederek oradaki e, nükleer tepkimeleri görerek biz dünyada bunu tekrarlamaya çalıştık yani. E, hal böyle olunca evet Cenab-ı Hakk'ın kudretinin çok definelerini bu külçe açıyor. Bu altın külçesi, bu anahtar külçesi açıyor. Başka latifelerimiz de açıyor. Allah dostlarının kerametlerinde bunu görüyoruz işte. Nasıl aklın kerameti var işte bu şekilde mesela. Denilebilir mi? Belki bir yönüyle buna denilebilir ki. Evet Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı yani. Akla bir ikramı, akıl dirayetli, samimi, azimli olduğu zaman Cenab-ı Hak ona... İnkişaflar lütfediyor, sonuçlar lütfediyor. Diğer latifelerimizde de aynı mesaiyi harcasak, çalışsak, yapsak, onlara da Cenab-ı Hakk'ın ayrı lütufları olur mu? Ya Allah dostlarının hayatlarından biliyoruz ki oluyor yani. Kerametlerin, düşünün mesela duyduğunuz, işittiğiniz kerametler niye mümkün olmasın? Ben hani bu kerametleri inkar edenlere çok şaşırıyorum. Yani aklın yaptıklarını görmüyor musunuz? <laughs> şu aklın, şu dünyada yaptıklarını görmüyor musunuz? Ee, şundan bin yıl öncesine gidin, iki bin yıl öncesine gidin hayalen. Sonra bugüne gelin. Ya neler neler olmuş. Bunun olanları görmüyor musunuz? Diğer latifelerde bu niye mümkün olmasın? Üzerlerine düşüldüğünde, Cenab-ı Hakk'ın rızası içinde istihdam edildiklerinde onlara böylesi inkişaflar niye bahşedilmesin? Ben anlayamıyorum. Bu kerametleri inkar edenler yani Allah'ın kudretinde zaten sıkıntı yok. Allah her şeyi yaratabilir. Dostuna öyle bir ikramda bulunacak olduktan sonra Allah'a kim ondan alıkoyabilir? O ayrı. Ama sahadaki sonuçları itibariyle de bunu düşünmek bana mümkün geliyor yani. Bin saat e, bir elektronik eşyanın başında yaptığın tefekkürün bir güzel sonucu, bir keramet gibi sonucu oluyorsa, bin saat Cenab-ı Hakk'ın başka bir ismine sarf ettiğim mesai, zikrullahla ibadetle takva ile vesaire onun da bir geri dönüşü olamaz mı? Bence olur. Hiçbir sıkıntı yok. Buna mantık olarak ben hani bir engel göremiyorum yani. Kanunun nizamı başkadır o ayrı. Evet. Kudretin gizli definilerini açacak bir anahtar külçesidir hayat. Hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalatının bir ahseni takvimidir. Hem mevcudata serpilen ve evkata takılan mevcudata serpilen ve evkat, vakitlere takılan kemalatının bir ahseni takvimidir. Yani zamana ve varlığa, mekana ve zamana diyelim. Evkatı ben yanlış bilmiyorum. Vakitler demek. Yine sadırdan bakalım arkadaşlar. Evet vakitler demek. Cenab-ı Hakk'ın zamana ve mekana yazdı, yaydığı, yazdığı, serptiği e, kemalatın en iyi kıvamı, en üst kıvamı, en güzel kıvamı, en güzel oranda karışımı. Ya işte baklava var, baklava var, baklava var. Bir de İmam Çağdaş baklavası var veya başka daha iyileri varsa ben bilmiyorum. Baklavası var. En güzel kıvam. Bunlar zaten kainatta hep var. İnsan kainata baktığında kendisinden izler görüyor ya da oradaki şeyleri kendisinde buluyor. Ama en güzel kıvamı bu. Cenab-ı Hak İnsanda bir ahsen kıvam yaratmış. Tabiri caizse ee, şah eser, şah eser olarak insanı var etmiş. Hayatı var etmiş şah eser olarak. Toplamış sanatının bütün inceliklerini alemdeki ve o hayatın içine derc etmiş gibi. Bu tıpkı şeye benziyor, i̇şte güneşin yansıması bir okyanus yüzünde de var. Ama o okyanusun üzerinde küçük küçük ufak dalgalar olduğunda, su böyle damlaları oluştuğunda, onların da içine güneş giriyor değil mi? Aynı şekilde. O kadar büyük değil ama yine güneş var. Büyük okyanusun gösterdiği küçük damlada özetlenmiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın la teşbih ve la tefsil e, tecellisi de böyle gibi. Hayatta o küçük damlalık, o ayrı bütünlük algısı, bak büyük okyanus alem bir bütünlük, büyük okyanus gibi bir bütünlük. İnsan da onun üzerinde ayrı bir bütünlük, hayat da onun üzerinde ayrı bir bütünlük, ayrı bir damla olması orada bütünlük alemde gözükeni kendisinde özetle gösteriyor. Ahsen kıvamda gösteriyor. İşte mahiyet hayatın bunlar gibi emirlerdir. Dediğimiz gibi önceki gayeler gidilmesi gereken yol gibiydi. Burada mahiyet e, istesek de istemesek de Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde sergilediği sanat gibi bir şey oldu. Ben öyle anladım. Öyle ayrım koyabildim. Bir ayraç koyabildim. Yine emirler dedi Cenab-ı Hak. Hayatı emre bağladı. Onu geçen derste konuştuğumuz için o emirle ne kastedildiğini. Benim tefekkürümce tabi allah öyle Alem doğrusu yanlışı. Allah affetsin taksiratımızı. Hani öyle ben düşünüyorum emir ne demek. Onu geçen dersten öğrenebilirsiniz. Şimdi senin hayatının sureti. Geldik hayatın suretine. Ve tarzı vazifesi şudur ki. Bizim hayatımızın tarzı, sureti ve tarzı vazifesi. Bir de söyleyebilsem. Durun bir su içeyim. Bismillah. Hayatın bir kelime-i mektubedir. Kalemi kudretle yazılmış hükümet nüma bir sözdür. Görünüp ve işitilip Esma-i Hüsna'ya delalet eder. İşte hayatının sureti bu gibi emirlerdir. Yani benim hayatım Suret olarak, görünen bir şey olarak ve işleyen bir şey olarak. Görünen bir şey olarak ve işleyen bir şey olarak. Ne yapıyor benim hayatım? Tarzı vazife diyor burada. Vazife kelimesi sorumluluk anlamına da gelir. Burada ne diye verilmiş? Görev şekli, şekli olarak verilmiş. Yani hayat bir suret olarak görünüyor. Ötekilere bir iş yapıyor görünerek. Bir de kendi içinde bir vazifesi var. Onları açıyor sanki burada. Şimdi senin hayatının sureti ve tarzı vazifesi şudur ki, hayatın bir kelimeyi i mektubedir. Bir mektup kelimesi. Kelime-i mektubu burada ne diye verilmiş? Yazılmış kelime olarak verilmiş. Yani hayat Cenab-ı Hakk'ın yazdığı bir kelime. Cenab-ı Hakk'ın yazdığı bir kelime hayat. Kalemi kudretle yazılmış hükümet nüma bir sözdür. Görünüp ve işitilip esma üsnaya Hüsna'ya delalet eder. İşte hayatının sureti bu gibi emirlerdir. Benim hayatım e, görünerek bir iş yapıyor. Ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın bir mektubu oluyor. Bak öncesinde iradenin sorumluluğu vardı. İkincisinde hayatın ister istemez yaptığı işler vardı. Üçüncüsünde dışa dönük sanki bir şeyini bahsediyor Üstad burada. Hayata bakan ne anlamalı hayattan? Benim hayatıma bakan benim hayatımdan ne okumalı? Hayat ne okutuyor? Bir kelime-i mektube Cenab-ı Hakk'ın yazdığı bir kelime olarak kendisini okutmalı hayat. Hayat bu fonksiyonu görmeli aslında. Kalemi kudretle, kudret kalemiyle yazılmış hikmet nüma, hikmetli bir söz, görünüp ve işitilip Esma-i Hüsna'ya delalet eder. Yapabilsek, yapılabilse, yapılması gereken o zaten. Hayatı gördüğünde insan Esma-i Hüsna'yı hatırlamalı. Çünkü onda merkezi bir tecelli var. Bütün okyanusa bakıp güneşi tanımak ayrı bir şey. Bir damlaya bakıp güneşi görmek ayrı bir şey. Güneş bir damlada özet olduğu için onu hakim olmak insan için daha normal. Hayatta içinde Esma-ül Hüsna özetlendiği için işte fezleke dedik, liste dedik, mizan, mikyas firiste dedik ya. Hayata baktığımız zaman Esma-ül Hüsna'yı okumak daha kolay. Yapabilsek inşallah Cenab-ı Hak bize o sırlardan daha çok bahşetsin, lütfesin fazlıyla ve keremiyle. Hayattan onu almamız lazım normalde. Cenab-ı Hakk'ın e, Esma-ül Hüsna'sına uzanmak. Ama burada işte şunu da kapsar belki bu e, duygular ruh bunlar tabii bir parçası fizik ötesi alem de bunun bir parçası e, ama onun içinde mesela biyolojik hayatın katmanlarını fark ettiğinizde de farklı farklı esmaya dair bilgiler elde ediyorsunuz biz 99 esmaya bazen e, takılıp kalıyoruz evet onları zaten başlıca onları gösteriyor ama Belki de inkişaf ettirsek Cenab-ı Hakk'ın başka başka isimlerini de, belki cevşende de olmayan isimlerini de, madem ki Cenab-ı Hak Le esma bütün üstün güzel isimlerin sahibi, belki hayata derinlik kazandıkça, derinlikle baktıkça, o bilim, o genetik, o bilmem ne onlar bizde olsa, o işi, o fonksiyona döndürebilsek, Cenab-ı Hakk'ın kim bilir daha ne tür isimlerini buradan, bu hayattan okuyabileceğiz. Hayatın sureti de, okunacak bir şey olarak, bakılacak bir şey olarak e, vazifesi de bu gibi emirlermiş. Şimdi hayatının sırrı hakikati şudur ki, bu da sırrı hakikati, bak, gaye, mahiyet, suret, hakikat. Hayatının sırrı hakikati şudur ki, tecelli hadiyete, Cenab-ı Hakk'ın ehadi tecellisine, yani, yani Cenab-ı Hakk'ın bir şeyde bütün isimleriyle tecelli etmesidir ehadiyet. Vahidiyet her şeyi yaratanın Allah olması. Ehadiyet her bir şeyi yaratan Allah olması. Bütün isimlerle her bir şeyin tasarrufunda bulunması demek yani. Yani onu bir işte damlacık gibi güneşin tecellisine mazhar olmasıdır. Vahidiyet bütün okyanusta duran yansıyan güneştir. Ehadiyet her bir damlada gözüken ayrı ayrı güneştir tecelli Ehadiyeti, Cilve-i Samediyeti ayneliktir. Cenab-ı Hakk'ın ehadiyeti hayatta tecelli ediyor. Çünkü onda bir merkezilik var dedik ya, çok girift. O giriftlik sayesinde daha çok esma, daha çok esma sayesinde ehadiyet gözüküyor. E cilve-i Samediyeti Samediyeti ayneliktir. Yani hayat öyle bir şey ki arkadaş, her şeye muhtaç ama hiçbir şey yaratamıyor. Hayatta kalması için her şeye muhtaç, hiçbir şey yaratamıyor. Hayata baktığınız zaman Cenab-ı Hakk'ın samediyetini, yani her şeyi yaratan olması, her şeyin ona muhtaç olması, onun hiçbir şeye muhtaç olması, olmaması, samed samediyetin öz bir tarifi bu. Cenab-ı Hakk'a her şeye muhtaç olması, onun hiçbir şeye muhtaç olması. Hayat bunun tam tersi. Hayat her şeye muhtaç ama hiçbir şey yaratamıyor. Bak, hayat her şeye muhtaç ama hiçbir şey yaratamıyor. Zaten... Sonra geldi aleme. Eğer yaratan kendisi olsa önce gelirdi, o yaratırdı. Haşa sünma, şöyle bir şey mümkün değil de. Zaten sonuç olarak gelmiş, hazır bularak gelmiş. Yani ona yaratılmış, sunulmuş. Kendisi de yaratılmış zaten, konulmuş. Bu duruşuyla da Cenab-ı Cenab Hakk'ın samediyetine bir aynelik yapıyor. Yani bütün aleme tecelli eden esma'nın nokta'yı mihrakiyesi, odak noktası hükmünde bir camiyetle bir kapsamlılıkla zatı elhadı samede ayneliktir dedik devam edelim hızlanalım. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise bakın bu da şimdi saadet içindeki kemal dedi Cenab-ı Hak ee, hayatı bazı fonksiyonlar için işte gayesi, mahiyeti, sureti, hakikati için 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 Yaratmıştı bunları öğrendik. Bir de bu hayatı yaşayan nasıl bu hayatla bir mutluluk yaşayabilir? Saadet içinde kemali yaşayabilir. Ya bu hayatın hakkını verdim diyebilir. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise senin hayatın aynasında temessül eden şemsi ezeliğinin, ezeli güneşin en varını hissedip sevmektir. Hayattan mutlu mu olmak istiyorsun? O hayatın sahibini sevmen lazım. Hayatta mutlu mu olmak istiyorsun? O hayatı bağışlayanı, sende yaratanı, Esmaül Hüsna'nın tecellisiyle, nakışlarıyla ince ince bezeyeni sevmen lazım. Görüp sevmen lazım. hissedip sevmen lazım. Sendeki dokunuşlarını, seni etkili işlerini dokunuş derken, Cenab-ı Hak elbette varlığa dokunmaktan öyle maddi şeylerden münezzehtir. Bunu mecaza sevk edin. Yani yaratıyor seni, sende tecelli ediyor. Eee var ediyor, onları fark edip, buradan ustanı görmek, farkına varmak, o bağışın farkına varmak, ona aşık olmak. Şems-i ezelinin en varını hissedip sevmektir. Zî-şuur olarak, şuur sahibi olarak ona şevk göstermektir. Şuurla ona şevk göstermek. Şuur ne işe yarıyor? Şuur, fark, edilme, fark edilenin kaydedilmesini sağlıyor. Cenab-ı Hak şuuru Belki bu hikmetle de yaratmış. E, kayıt alınıyor üzerimizden. Biz şuurla bir şey yaptığımız zaman o kaydediliyor. Bizde de kaydediliyor. Bizden de kaydediliyor. Yani Mesela şuurla yapmadığınız bir şey olduğu zaman ne olmuştu burada? Az önce ne konuştum ben? Şuuren burada değildik mesela. Siz şu an beni dinlemiyordunuz. Şuuren benimle beraber değildiniz. Ben ne anlattım beş dakika önce? Sizde kaydı olmamış olur. Ama şuur, dikkat, Farkındalık yaşananla, şahit olunanla e, hafıza arasında bağ kurar ya da zihin, akıl, ruh arasında bağ kurar. Hatta ruha kadar gider bu, ruhta da bir nakış olarak işlenir bu. Ben öyle bir şey söylerim, Cenab-ı Hak bana söyletir, benim zaten öyle bir hünerim yok. Siz de mesela onun ihtiyacındasınızdır, öyle bir tesir eder ki, Hayata bakışınızı değiştirir. Öyle eserler vardır, öyle dersler vardır, öyle nasihatler vardır. Belki yaşamışsınızdır. Bakın o şuur bendeki şeyi size tesir ettirdi. Ama dinlemeseydiniz hiçbir tesir olmayacaktı üzerinizde. Ee, şuurun böyle bir fonksiyonu var yani. Zil şuur olarak ona şevk göstermektir. Cenab-ı Hak böyle göstermemizi istiyor. Şevkimizi onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin gözbebeğiyle aksi nurunu yerleştirmektir. Kalbin göz bebeğine, göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmektir. Kalbin ona baksın yani. Bak, kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmek nasıl olur? Göz bir şeye dönerse onun aksi yerleşir ona değil mi? Göz neye bakıyorsa onun aksi içindedir. O halde Cenab-ı Hakk'a kalbi çevirirsen ancak onun aksi, e, Aksin nuru senin gözünün içinde gözükür hem de sana gösterir yani onur. Görmen gerekenleri de onurla görürsün. Işık girmeyen göz gösteremez de. İşte bu sırdandır ki seni alayi illiğine çıkaran bir hadisi kutsinin meali şerifi olan, seni alayi illiğine yüceler yücesine çıkaran bir hadisi kutsinin meali şerifi olan, o hadisi kutsiyi söz basın bir dipnot olarak buraya koymuş, hadisi kutsinin metni şöyledir diyor, ma vesi'ani semai ve la arzi ve lakinne vesi'ani kalbi abdiyel mü'min. Ben göklere ve yere sığmam fakat mümin kulubun kalbine sığarım. İhya-yul geçiyormuş. Keşfül Hafa'da geçiyormuş. Böyle kaynaklar verilmiş. Senedi var mıdır yok mudur bilmiyorum ama Üstad Hazretleri hadisi kutsi olarak itibar etmiş bazen senet hassasiyeti olanlar kabul etmiyor. E siz de hakikatli bir söz olarak kabul edin o zaman. Metin bu. Ma vesi'ani semai ve la ardi ve lakinne vesi'ani kalbü abdiyel mümin. Ben göklere ve yere sığmam fakat mümin kulumun kalbine sığarım. İşte o hadiyet tecellisi, samediyet tecellisi insanı öyle merkezleştiriyor. Kalbimiz o kadar kuşatıyor o kadar zenginleşiyor bu giriftliğimiz sayesinde. O hadisi kutsinin meali şerifi varmış şimdi. Bu da herhalde Farsça bir şey. Men ne kuncem der semavatu zemin ez aceb kuncem bi kalbi müminin Bir daha okuyayım. Benim böyle okumalarım sıkıntılı olduğu için kusura bakmayın. Bir daha okuyayım. Men ne kuncem der semavatu zemin ez aceb kuncem bi kalbi müminin yani az önce okuduğumuz şeyin Farsçası oldu bu da. Denilmiştir. İşte ey nefsin, hayatının böyle ulvi gayata müteveccih olduğunu ve şöyle kıymetli hazineleri cami olduğu halde hiç akıl ve insafa layık mıdır ki, hiç ender hiç olan muvakkat huzuzat-ı nefsaniyeye geçici nefsi e, hazlarına, geçici lezayiz dünyeviye sarf edip zayi edersin. Yani hayat bunun için midir ki diyor böyle zayi ediyorsun. Hiç insafa layık mı insafa layık mıdır ki hiç ender hiç ender hiç olan muvakkat huzur ı nefsaniyeye hiçin hiç yani lezzeti geçici lezaiz dünyeviye sarf edip zayi edersin. Eğer zayi etmemek istersen geçen temsil ve hakikate remzeden Estağfurullah ve şemsi ve zuhaha ve'l kameri وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلها من زكاها وقد خاب من دساها سورة is قسم وجواب عملت is Ve ondan sonra da bir salavat-ı şerifi var ve dersimiz bitiyor. Elhamdülillah bugün biraz uzun yaptık. Bir saate çıkardık ama 11. sözde böylece bitmiş oldu. Kaç ders oldu ben doğrusu aklımda tutmadım. Şimdi dersten sonra sayarım kaç olduğunu. <laughs> Elhamdülillah Cenab-ı Hak 11. sözde böyle ince konuşarak, düşünerek bitirmeyi nasip eyledi. Ben kendi adıma çok şeyler öğreniyorum. Siz bahanem oluyorsunuz. Düşünürken bazen aklıma geliyor. ya Yani şöyle metni açıp bakıp düş, düşünerek okuduğumda bazı şeyler açılıyor. O yüzden hiç ki dinleyen olmasa da ben bu derslere devam edeceğim inşallah. Cenab-ı Hak ömür verirse, afiyet verirse, fırsat verirse 12. sözden e, derslerimize devam edeceğiz. Bir dahadaki derse görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allahümme salli ve sellim ala nefsi. Estağfurullah. Allahümme salli ve sellim ala şemsi i risaleti ve kameri i Nubuveti ve ala alihi ve ashabihi nucumil hidayeti ve erhamna ve erhamil müminine vel Muminat Amin, amin, amin. Ee, kısa bir meali şu şekilde okuduğum salavatın. Allah'ım risalet semasının güneşi ve nübüvvet burcunun ayına, hidayet yıldızları olan al ve ashabına salat ve selam olsun. Bize ve erkek kadın bütün müminlere rahmet et. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahu hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.